Biz gerçek olan ürünü unutmaya başladık. Başka bir şeyler yiyoruz. Biraz önce siz demiştiniz ki ilk hafta mıydı? Acıkıyoruz, üç öğün yiyoruz, açlığın ne olduğunu Evet. bilmiyoruz. Kan şekerimiz düşüyor. Biz acıkmıyoruz. Biz o kadar kötü besleniyoruz ki. Evet, Çünkü bravo. sürekli hazır bir şeylerle besleniyoruz. Biz aslında beslenmiyoruz. Doyuyoruz. Karnımızı doyurmaya Bir de bunu çalışıyoruz. bize buğday ürünleri üzerinden yapıyorlar en çok. Aynen. Yani Evet. bu kan şekeri Tabii. düşmesi meselesi, buğday ürünleri. Yani aslında bu ya ben şuna da çok üzülüyorum. Yani şimdi siz burada, sizin kitabınızdan ilk programda da gösterdim. Bir lokma ekmek, bir yudum çayda. Gördüğüm resimler, bir kültür görüyorum burada Evet, sadece fotoğraflardan. reçete değildir Ya o evet şey ve şimdi hikayelerini bir anlatmıştı. iki tanesini şimdi göstermek istiyorum. Burada Bir ekşi maya kültürü vardır ağız orada. sulandırır. Mesela şuna bir bakın. Şimdi bu Of, evet. şu karmaşık Of. fotoğraf aslında Resimler de bu arada. tanımıyor olsak bunun ne olduğunu tanımıyor Evet. olsak bize fazla nasıl söyleyeyim çirkin gelebilecek bir fotoğraf. Bunu tanıyoruz. Bakın Çirkin ekşi maya, halinin ekşi evet maya bu, olayı burada bir blister çirkinlik var diyoruz. çünkü burada bir nasıl söyleyeyim sana bir yırtılma, yaralanma gibi görülebilecek bir şey bu. Ama ne kadar önemli Fakat o glutenlerin uzaması falan. bizim ağzımızı Resimlerini de ben sulandırıyor. çektim tamamen. Mükemmel. Yapma ya. Evet, Siz yaptıkça fotoğrafçısınız da o zaman. yok, yaptıkça Yani ben çektim. bir hamurcu olarak Şuna bakın. bakın burada da bir kültür var burada. Evet, Yani bu ekmeği kırmak yani her ve kültürde olan bir şey. Evet. ve ekmek mesela bu. Şimdi bize bütün gıda endüstrisi oyunu bunun üzerinden yapılıyor maalesef. İşte ben onun gizini çözmeye çalışıyorum. Çünkü ben bir hamurcuyum. Yani karbonhidratçıyım. Erişte yemeği severim. Sıcak ekmeğin fırından çıkmış sıcak ekmeği aradan bölüp Ya. ortasına orta yağlı pastırmayı koyup kapatıp yağların erimesini bekledikten sonra ısırmasını sağlıyorum. Ağzımı şu Erimesini anda bekledikten of sonra of ısırıyor. Yani hani bu peki. Yani bunları mani olan bunlara bu keyiflerime mani olan şeyleri araştırmanın peşine düştüm. Bravo, bravo. Siz Kim bizim bunlar? kahramanımızsınız. Çok ciddi söylüyorum. Estağfurullah. Çünkü hakikaten öyle ama. Bize bunun üzerine hamurdan kaçınacaksın. Niye? Hamur dediğin şey zaten benim bütün tarihim, bütün kültürüm, bütün yaşam Ama dünya zevkim. zaten dünyayı bugüne getiren bütün bu Evet. pirinç, buğday, patates, Ya. bu fasulye. Yani bunlar dünyayı hep Bunlar hep az beslemiş. kokan şeyler işte yani. Evet. Çok yediğimiz ve az kokan Evet. şeyler çünkü. Bunlar beslemiş Evet. dünyayı. Şimdi bunların hepsini kaya Demek yapmışız istiyorsunuz biz ya. az kokan diye. Yani bizim yiyecek malzemesinin koku kuvvetiyle bizim onu tüketme oranımız arasında ters bir ilişki var. Dolayısıyla Kokusu kuvvetli olan şeyleri daha küçük lokma ve toplamda evet. daha az miktarda tüketiyoruz. Peki. Katık etme şeyi gibi. Katık Ya katık ben yani. bir şeyi tamamlayabilir Kokuya miyim gireceğim hemen demin? size. Buyurun. Tabii. Lütfen lütfen. Şey gene tise döneceğim de. Lütfen Orada sözünüzü vermiş kestim olduğu özür yo, dilerim. estağfurullah. Orada bir şey vardı örnek ki siz de değindiniz. İşte kamyonla gidiyor da domates örneğini vermişti orada. %85'i sudur. İşte bunu buradan taşıyor. Bu çok önemli bir örnek hakikaten. Çünkü bizim birinci önceliğimiz aslında en yakınımızdaki yiyecek malzemesini mevsiminde yemek olmalı. Bu örnek onun dışına çıkılmışlığının en önemli şeyi. Hakikaten çok büyük bir karbon ayak izi var. Çünkü biz her şeyi her zaman elimizi attığımız yerde bulmayı istiyoruz ve her zaman tüketmeyi istiyoruz. Yani benim çocukluğumda olan bir turfanda kavramı bugün kalkmış durumda. Bu sadece ben Neydi geçmişime turfanda? Herhalde bilmiyordur çocuklar yani bunu. ilk çıkan ürün yani Ya. çok az çıkıyor veya işte serada yetiştiriliyor. Yani mevsiminde bol bulunur zamanında değil onun dışındaki zamanda satılan Mevsimin başlangıcı. meyve veya sebzenin şeyinden bahsediyoruz, tüketiminden Ama bahsediyoruz. şimdi sera girince o Zaten bitti. şey bu Tamam tamam yani oldu. şu Seradan benim yediğimize turfanda demiyoruz. hayır Diyemezsin diyemezsiniz. Ama bakın 12 ay domates meyvesini 12 ay boyunca tüketmek istiyorsanız bir şeyden fedakarlık etmek zorundasınız. Lezzetten. O fedakarlığın sonucunda da buraya gelip işte domatesin kokusu niye gitti onu tartışıyoruz. Evet, şimdi sıkıntı bence şurada.
herkesin konuştuğu bir sorunu alıyor. Bilim adamı kısvesi altında diyor ki bunu... Siz için söylemedim ben tabii bunu. Ki, domatese hayır. getirmek için söyledim. Çok oyunu. Haklısınız çünkü bir sorun var. O var. Bahsettiğiniz çok önemli bir sorun. İstanbul'u beslemek için bir ülke bir ağ oluşturmuş. Buraya akın akın. Çünkü su bizim dahil. Bir tane bostanımız kalmamış. Laf olsun diye biz böyle müzelik işte bir... teatral bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hala salatalık çıkıyor bir şey diye. Bunların tamamı bitmiş. Bu kadar insanın beslenmesi lazım. Dolayısıyla ham malzeme gelecek. Dolayısıyla her şeyin en kötüsü aslında İstanbul'da satın alınıyor. Bu adam bu ya da başkaları bir sorun var. Bunu ortaya koyuyorlar. Buna çözümler yanlış yerden geliyor. Ha, o işte, tabii o bunu başka olabilir. Şekilde tartışmamız gerekirken insanlığın faydasına değil kapitalizmin yararına çözümlerle karşımıza çıkıp tamam korkmayın aç kalmayacaksınız, hayvanları üzülsün istemiyorsunuz, biz size etimsi bir şeyle besleyeceğiz falan gibi şimdi acayiplikler çıkıyor karşıya. Hayvanları üzmemek ne demek yani? Onun için yani bitkileri de bu arada bir bitki, şu soya şeyine ne oldu ya? Soya etine ne oldu bir ara? Ne yedik onlara? Yediğiniz bütün mantılarda soya, evet, soya eti yiyorsunuz zaten. Yani hazır aldığınız mantılarda. Hani eskiden ama gidiliyordu. Ay ne güzel et değil. Yani et de tukaka oldu ya ondan sonra bir o soyalar. Ne oldu? Niye modası geçti onu? Modası geçmedi. Bütün hala köfteler, süpermarketlerde. Soya ne kadar güzel soya eti. Böyle parça, küçük soya eti kıyması, bilmem sota bir soya bilmem. Bağlamı değişti diyelim. Normalleşti yani. Ne oldu ona yani? Ondan hani et de yemeyelim diye onları alıp yemedik mi? Ya bundan 10 sene mukaddem. Ama işte onu şimdi hiçbir zaman daha... soya eti etin yerini tutmaz ya, zaten tabii ki. Yani. Ama ne oldu? Satılmıyor. Satılıyor mu? Satılıyor. Satılıyor onu gizli söylüyorum. Satılıyor. Ama evet. 3 kuruşa aldığınız mantıları bir sorgulamak lazım. İçinde et var 1 kilo. 250 gramı bunun et olsa nasıl bu mantı bu fiyata bir sorgulamak bir lazım. Bir köfteler o var. O köfte nasıl o fiyata bir sorgulamak lazım. Peki şimdi çok merak ettiğim bir konuyu sormak istiyorum. Hem koku açısından hem tat açısından hem lezzet açısından. Tayin pekmez. Oo, bu kime ait bu tayin pekmez? Bize mi? Yani, biziz Türk Türkiye toprakları. Hem tahin hem pekmez yani üzüm bu ülkenin topraklarının malzemesi olduğuna göre. Susam bizim. Yani, sanıyorum ki yapmışızdır. Kaynağı yani çok doğru tabii söyleyemem ya. Yani ama %80'e yakın bir tahminle Türkiye'nin lezzeti olduğunu söyleyebilirim.